İşte hayat serimizde yepyeni bir konukla karşınızdayız. Bugün ömrünü sinemaya, diziye, tiyatroya vermiş İskender Bağcılar beyefendi ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Takipçilerimiz sizi tanıyor ama evet. adet yerini bulsun. Ben yine sorayım. <laughs> İskender Bağcılar kimdir? Efendim İskender Bağcılar 1953 İstanbul doğumlu bir vatandaş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İlkokul, ortaokul, işte liseler derken konservatuvar. İstanbul ondan sonra belli işler, güçler, gençlik şeyleri maceraları ve şehir tiyatrosu 7773. Yani 77 2023 50 sene. Evet. ha Bu arada Tabi ben şey, emek yarım asır. evet yarım asır. Yani Sultan Ahmet Meydanına dikseler yarım asırlık çınardık. Diyeceklerdi ki bir en son padişah dikmiş bunu buraya. Orada dallar, <laughs> kollar falan biraz böyle. Neyse efendim şöyle bir şey. Tabii tiyatro, önce tiyatro. Müzisyenliğim de var. Ama yani o tabii kulak bir şeyiyle oyunculuğa da tesir oldu. Hani bir laf vardır ya ben küçükten beri o oyunculuğu biliyorum şöyle böyle. Ben gerçekten iyi okulda tiyatro kolundaydım. Ha oradan Ve, da evet var. oyun yani bu şeydir hocam. İçinizde varsa bir iş, sevdiğiniz bir iş yaparsınız. Şimdi bir de bir lafımız var bizim. Ölsem dirilsem yine bu işi yaparım. Çok iyi. Yani evet, ölsem dirilsem bunu gerçek söylüyorum yine bu işi yaparım. Araya girerek Buyurun. bütün <laughs> tiyatrocular bunu diyor. Nedeni ne? Özellikle tiyatrocular. Ya bu o kadar bambaşka bir duygu ki. Şimdi bu meslek ne biliyor musunuz hocam? Bu meslek insanı insana, insanla anlatan bir meslek. Çok iyi. İnsanı yani, insana, insana insanla anlatabilirsin. E, başka var mı? Seyirci Doğru. olayı, insan olayını biz burada sahnede insanlara anlatıyoruz yani. Çünkü o zaman ne oluyor? O giydiğim yani biz rolü giydik oluyor bize göre. Rol bir ceket. Bu ceketi giydik gibi düşünüyorsunuz. Yani bu rolü giydiğiniz zaman o oluyorsunuz. İnşallah yani izleyeceksiniz tabii burada. Bir yetişkin oyunu oynayacağız. Yani bu İskender gidiyor. O bir başkası oluyor. Adınız atıyorum Abdurrahman oluyor. İsmet oluyor. Ne bileyim Mesut oluyor nuri oluyor. Yani ben bir şey oynadım mesela nedir o? Toros canavarında. Duman Osman diye biri oynadım. Ya bu böyleydim ama doğuşum ben kadırgalıyım. İstanbul Kadırga doğumluyum. Babam, dedem hepimiz yani sülalemiz bizim İstanbul'du. Şimdi orada dayılık yapmak gerekiyordu. İşte oradan gelen o abilerimizin, bizim babalarımızın bize öğretmediği de bizim gözlemlediğimiz o tipler, o dayı tipleri ki yanlış bir dayı değil bu. Evet, yani evet. namuslu dayılar. Hani bu mahallenin namusunu koruyan dayılardan söz ediyorum. Öyle bir tip oluşturmak Çok. gerekiyordu ve yaptık ettik. Ha çeşit çeşit rollere giriyorsunuz çıkıyorsunuz bunun kötülüğü de oluyor iyiliği de oluyor. İşte bu söylediğim yani içimizdeki tiyatro aşkı bu suplex anlama ne bileyim bir sürü şey okuduğunuz şeyi o, okurken kendinizi sahnede addetme. Yani ben mesela evde bir oyunu okurken rejisörden evvel okuruz biz ki ne dediğimiz kimiz neyiz kimden evet, bağlantımız evet. var onları çözelim diye kafamızdan bir sürü şey geçiririz. Yani ben buradan girsem de acaba buradan çıkarsam nasıl Nasıl olur O beni kim burada karşılayacak? Bu lafları burada mı edelim? Yoksa böyle mi duralım, şöyle mi? Sinema ile tiyatro ayrı bir şey. Tabii. Yani sinema kolay. Şimdi sizi böyle alır, onu da böyle alır. Şuradan gelir sizi çeker, böyle dururuz. Buradan gelir, kestik. burayı çeker, biter. <gülüyor> yanlış <gülüyor> bir şey söyleyin, kestik. Ee, burada gelin hadi yanlış bir şey söyleyin. O kadar, doğru. Yani, kim bana dönecek? Kestik, bir daha söyle. <laughs> evet. Yok böyle bir şey. Yani o yüzden sinemada bir prova bir kayıt, bizde 70 prova bir oyun. Oo. E öyle. Bu kadar net. o e, bu kadar net. Her gününüz tiyatroda geçiyor prova yapmakla. Niye? Çünkü daha güzelini seyirciye vermek adına. Yani biz prova yapalım ki hani nerede yürüyorum, nerede duruyorum, kimle konuşuyorum, arkamdakini ne kadar uzaklıktan duymam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor. Bunların hepsi işte konservatuarda öğretilen şeyler. Amma ve lakin gelelim. Şimdiki yeni konservatuvarlarda bence böyle bir öğretim yok. En güzel konservatuar çıkıp sahnede ustalarla oyun oynamak, izlemek ve oyun oynamak, çalışmak yani. Evet. Sizlerle az önce muhabbetimizde artık dizilerin ismini hatırlamıyorsunuz. Ya yani onda, ha doğru onda da, ha onda da oynadım. Artık hmm. olay buraya gelmiş. Biz şunu istiyoruz sizden, izniniz olursa. Ya unutamadığınız, de paylaşmak istediğiniz hatıralar. Gerek evet. set, gerek sahne. Ya şimdi setlerdeki gelip geçicidir yani. Gülmüşüzdür, bir anlamı yoktur. Şaka yapmışızdır. Ama tiyatrodaki anılar kalıcıdır. Çünkü seyircinin bilmediği bir şey yapıyoruz ve biz biliyoruz. Fakat yapılan şaka o kadar bir, iyi bir şakadır ki herkes güler, evet. seyirci anlamaz. Belki seyirci de onlar bunlar niye gülüyor, komik bir şey oldu diye gülebilir. Yani ben sana bir şey anlatayım. Şimdi ben sene 1985 yılıydı galiba. İki oyun koyuldu üst üste. Şimdi bir tane taziye koyuldu şehir tiyatrosunda. Bir de Katerina Blum'un çiğnenen onuru diye bir oyun. Şimdi orada bir Alman askeri oynuyorum Katerina Blum'da. Bıyıklarım gitti. Kesilmek zorunda. Hmm. Esmerdim ama yani o zaman Türkler çok gidip geliyor ya Almanya'ya. Bir Türklerden bir tanesini polisi yapmışlar olabilir. Saçlarım siyahtı, bıyığım yok. Şimdi taziyede de bir Anadolu bir şey oynuyorum. Bir adam oynuyorum böyle. Nasıl derler? Yani bir şeyhin adamlarından birini oynuyorum. Orada da esmer olmam lazım ve bıyıklı olmam lazım. Gencim de böyle zayıfım da falan. Neyse şimdi oynadık. Bıyık takıyoruz taziyede. Yapıştırdım bıyığımı. Fatih Tiyatrosu hiç unutmuyorum. Allah rahmet eylesin. Erhan Dilligil abimiz vardı bir de Turgut Ahsemen abimiz. Turgut'la ben şu gördüğünüz portal ağzı dediğimiz şuralarda evet. o orada. Ben burada nöbet tutuyoruz. Evet. Böyle silahlar var. Seyirciye de şöyle duruyoruz profil. Erhan abi de şuradan iniyor. Yukarıdan aşağıya ben bembeyaz kıyafetler. Böyle bir sakal. Elinde bir asa. Bu merdivenden iniyor. Böyle geliyor. Seyirciye geçiyor paralel. Gidiyor. O merdivenden yukarıya çıkıyor. Bütün lafları var. Bir sürü laf ediyor. Hatırlamıyorum da işte fasla kadın şöyle olacak seni böyle yapacağız. Taziye olduğu için hı hı. biraz ağır. Muratan Munga'nın bir eseriydi bu da. Ondan sonra orada duruyor, dönüyor. Güm işte bu kadar diyor. O her gün oradan geçtiğinde yukarı Turgut Arseven'de rahmetli böyle duruyor. Tam yanından geçiyor. Zıt Erenköy diyor. <laughs> İlgisi alakası yok. Zıt Erenköy diyor. O da geçiyor sustu. Bir gün burasına geldi. Yürüdü yürüdü lafları söyledi. Geldi geldi. Oraya çıktı. Yine bu böyle yaptı Zıt Erenköy dedi döndü size zırt Erenköy'de <laughs> dedi abi abi şimdi bu lafı, bu taziye oyunu. Ya ne alakası var şimdi? Zıt Erenköy diye. Herkes böyle kaldı. Ben şimdi gülüyorum 85 daha böyle 15 sene, 12 sene olmuş falan. Daha tıfıl gibiyiz yani. Başladım ben yapmaya. Buradan yapıştırdığım bıyığın ucu kalkmış böyle. Bu bıyık oynuyor ben güldükçe. Bir tane çocuk oturuyordu şöyle hiç unutmam. Böyle Aa, anne dedi çocuğu bıy adamın bıyığı oynuyor dedi. Ben bunu bir duydum. Yemin ediyorum böyle arkamda kapı vardı. Dan 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 dan. Çık Çıktım ve gittim. Ama o, oh, oh, hepimiz rapora yazıldık ya, bir Allah'ın emri. Sonra Candan Savuncu geldi, ona da Allah rahmet eylesin. Ne yaptınız ya dedi. Ah, dedim ne yapayım ya. Bir hızlı Terenköy diyor, öbür hızlı Terenköy size diyor, Bilmem ne falan filan böyle geçti gitti yani oldu. Orada çok şeyler var da neyse ha. Yani böyle bu benim aklımda kalmış bir şeyler yani. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Son olarak sizleri fazla yormam adına. Estağfurullah. Ne yaptık ya? <laughs> Beni bırakırsan ben sabaha kadar konuşurum. Biz <laughs> konuşarak para kazanıyoruz bu arada. Teşekkür ediyoruz. <laughs> izleyicilerimize, takipçilerimize bir duayen olarak, bir tiyatro diye <laughs> duayeni olarak tavsiyeleriniz neler olur? Hangi ne konuda tavsiye? Edin? Gelsinler bütün oyunlarımızı izlesinler. Tavsiye bu. Bizim <laughs> ne tavsiye edeyim? Tiyatroya önem versinler. Gerçekten yani çok güzel bir sanat. Ya burada verilen emeğin var ya hiçbir yerde karşılığı yok. Yani bu 5 dakikalık oyun içinde, bir buçuk saatlik oyun içinde, 5 saatlik oyun içinde, müzikal içinde her şey için geçerli. Şurada tele akıtarak oynayan oyuncunun hakkı ödenemez yani. Gerçekten Gerçekten. Yani hmm. gelip izlesinler. Gerçekten gelip izlesinler yani. Ucuz bir de tiyatrolar. Para da değil evet. yani. Şehir, Hele de şehir şey tiyatroları. Hele bizim şehir tiyatroları. Yani İstanbul'da 30 liraya bilet satıyoruz. 25 lira, 22 liraya bilet satıyoruz yani. Doğru. Yani gelip izlesinler. Tiyatro güzel bir şey. Ya dedik ya insanı insana, insanla anlatan. Hep güzel şeyler anlatılır tiyatroda. Yani Kurtlar Vadisi'nde oynayıp da beline silah taktı herkes. Herkesin belinde silahla dolaşıyoruz şimdi. E niye bir tane tiyatro değinip de bildiğiniz insana gül veren bir sahneyi de. Herkes birbirine gül vermiyor, çiçek vermiyor. Çok iyi. Hürmet etmiyor yani evet. Buyur hanımefendi diyor. Artık biz yaşlı sayılırız. Anladın mı hocam? Yaşını... Ya, Ay, ya doğ, yani doğduğum <laughs> tarihi söyledim başta. Otobüste yer vermiyor gençler artık. Bana babaannem tekme tokat atardı. Kalk oradan terbiyesiz diye. Bir tane kendimizden büyük birine yer verir. Şimdi almışlar ellerine telefonları, kafalarındaymışlar, kulaklığı da takmışlar. Oyun oynuyorlar. Orada bir tane teyze duruyor, <laughs> sallanıyor, duramıyor ayakta. Yer vermiyor adam. Evet. Biz burada bunları öğretiyoruz. Hayatın içinden. Evet, biz bunları öğretiyoruz. O yüzden gelip büyük küçük kimse, yaşı tutan her oyuna gelip izlesinler. Ben onu söylerim. Ha, tiyatrocu olmak isteyenler oluyor mu söylüyorum. Ben ne söylersem bu konuda yalan söylüyorum. Ben suratına söylüyorum herkes. Ha bundan 10 sene evvel olsaydı derdim ki şuraya git buraya git şu eğitimi al bunu yap. Şöyle davran bunu yeme bunu içme. Şimdi hiçbir şey söylemiyorum. Gidip bulsun. O kadar çok var ki. Evet. Hangisine yollasa bir yerinden bir patlak çıkıyor. Gidip bir yerinde bir bulsunlar birinden ne ders alıyorlarsa alsınlar. Komedyen mi olmak istiyor? Dram mı oynamak istiyor? Sinemacı mı olmak istiyor? O zaman karar versinler. Yani insanın içindeki nüveyi gelip izledikleri zaman görecekler burada. Hangi oyunu izliyorsa o, o hoşuna gidiyorsa ondan geçirsin hayatını yani. O yüzden ben kimseye git oraya, şurada ders al, gel tiyatrocu ol, yok onu, al, bunu al demiyorum. Sorana da diyorum ki ben bir şey söylersem sana yalan söylemiş olur eline dinleme. kendin bunu ne yapıyorsan yap diyorum. Teşekkür yani, ederiz. Yani çok keyifli oldu, verimli geçti. Estağfurullah, Bu Ne programımıza demek katıldığınız, efendim. Katıldığınız şeref verdiniz. Estağfurullah, rica ederim. Sevgili dostlar, bugün işte hayat serimizde İskender Bağcılar beyefendiyle beraberdik. Sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler, kanalımıza şeref verdiler. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.